Bakalım Sangal seriyi 1-1'e getirebilecek mi? Anonimo skor olarak çok net olmasa bile kazanmayı başardı. Nick haritasında kendi seçtiği haritada. Şimdi ikinci harita, eğer seri 1-1 olursa üçüncü harita Ancient olacak. Bakalım kalır mı bilmiyorum, ben de merakla bekliyorum. Şimdi B tarafından hızlı bir oyun gelecek gibi Sangal'dan. Hemen City Smoke geldi. Yalnız neydi dikkat? Evet, neydi? Yaklaşmadan neyse ki kaçıyoruz. Şimdi flash gelmedi. Flash gelmeyince biraz hasar aldı Immortus geçene kadar. 34 canlı. İki tane oyuncumuzda armor yok bu arada. Dikkat etmemiz lazım. Immortus pikledi, öldü. Sensei'yi neyse ki takasını almış ama yakın mesafe. Mine'ye pardon, Mine'ye vuruş çok çok ekstra oldu. Şimdi 3 vs 4 avantaj geçti. Sangal'a Kaydor arkadan gidecek. Engin'i kafayı gördü. Cık, güzel bir tek gönderdi. 3 vs 3 retake başlıyor. Pass. Innocent'ı buldu. Snake hala CT site'da. Kaydor da banadan gelecek. Sensei kendi flash'ta kör oldu. 2-2 pozisyon. Pause yakaladı. Artık zaman da geçiyor. Snakes'in çok zor işi. Hem Nubox hem Ruin Spear oyuncu. Snakes geldi Nubox'a kadar. Orada bir dans var. Mayer'le karşılıklı. Almış o kili Snakes ama önemli değil. Pass son kili alacak. Ve böylece 1-0'la T-Site'de başlayan Sangal alıyor Inferno haritasını. Evet, bir force geldi Anonimo'dan. Snakes'te bir scout var. Orta rush geliyor SMG'lerle. İlk kill gelmiş. Mine'ye takas. Sangal'da Immortus. Spray attı. 2 kill. Engin'in de yardımı var. Yani daha kötü olabilirdi. Çok geç reaksiyon verebildik. Onlar da pushlayamadılar ileriye. İlk kill aldıktan sonra açıkçası. Yani orta kontrolünü alsalar biraz kaostan çıkabilirlerdi yararlı bir şekilde ama toparladı takım. Şimdi full echo'ya gidecek Anonimo ve 3-0'a doğru gidiyoruz artık. Evet, bomboş B. Alt tarafında stack yaptı Anonimo. City Smoke geliyor Mayer'den. B tarafında info alma çabamız var tabii ki. Hatta oyunların çoğunu B'de çeviriyoruz, hatırlarsınız. Infinity site'de. Bakalım orada bir değişiklik var mı? Merakla bekliyorum ben de. Site checklendi. City'ye bir smoke daha bırakılıyor. Evet, yavaş yavaş City site'den geliyorlar. Tek flash var Mineo'da. Immortus! Kimseye görmeden bu killer bir de görse neler olacak herhalde. 5 oyuncu birden yeşil kapatıyoruz roundu. En azından Sensei 2 tane mektan kili aldı ki o biraz daha ekonomik olarak bize iyi gelecektir. Rifle'lı killer yerine. Şimdi ilk buy round. Bir AP yok. Manio'dan fena olmayan bir nade ama neyse ki çok hasar almadık. Fakat ikinci nade'den ciddi bir hasar almışız. Kaldero hemen balkona doğru bir nade bıraktı. Buraya çıkan yok bizden. Biraz kontrollü başlıyoruz. Biraz önce bana kontrolünü almak için oraya doğru bir yaklaştık. Sonra oyun kuracağız. Tabii bana da çok önemli burada. Nubox üzerine K'yi çıkardılar. City side'da da Mineo var. Kaydır ortaya bir flash attı. Evet, B taktiği yaptık. Anlaşıldı. K'yi kör değil. Kör olmayınca Mineo ile beraber rendelendik maalesef. Çünkü eş zamanlı çıkınca oyuncular threat mesafemiz ne olduğunu anlayana kadar 3-2 kaybettik. K'yi hala orada. Sesleri duydu. Mayer. Güzel bir vuruş. Ama hala 2 vs 4. Snake smoke'tan çıkabilir. Sever bu tarz cindikleri. Fazı gördü, yakaladı. Mayer'de, Nubox'ta. Çıktığını bilmiyorlar Mayer. En azından timing yapabilir ama hayır. Snakes birkaç mermi bırakmış. Şimdi o kereşleri de alacaklar. 2
İki tane keleş verdik. Ve ilk silah roundu çok net gitti Hanimo'ya, 4 oyuncu birden yaşayarak. Şimdi bir daha balkona bir Nate Innocent. Yine çıkan kimse yok. Biraz geriden oyun kuruyoruz. Sansiyen'in AP'si kritik olabilir. Enter'de kullanacağız gibi görünüyor. Yalnız ortaya doğru sızan bir oyuncu var. Ben işte şunu elle göstereyim size. Bundan haberdar değiliz. Ve B'den oyuncular dönecekler. Paz yakalamış Sansiyen'de, K'yi yakaladı. İyi timing. Yani hiç oraları kontrol ederek çıkmıyorduk açıkçası ama timing'de istediği gibi olmadı. Onanimo'nun. Bir de hep Argus'u almaya çalışacaklar gibi sanki. Şimdi A'yı hızlandıracağız. A'da hala iki oyuncuları var. Bir tanesi ev üzerinde. Innocent. Sansiye'den güzel bir takas. Side'da hala Kyndra var. Onu da engin vurmuş. Artık bir VS4. Mineo'nun hiç gelmesine bile gerek yok zaten. Anonimo'da. Ve 4-1'e doğru gidiyoruz. Evet, Larbir tarafında bir karşılaşma olacak gibi. Mineo timing'i Engin mi yapacak? Engin aslında iyi bir timing yaptı ama Mineo da bu arada kill bulabilirdi. Çünkü Engin'e dinkledi. Silah farkı yakın mesafe. Şimdi Anonimo için bakalım Bayram gelir mi? Snacks'in parası yok. 4 oyuncu rifle armor yapar. Hayır, riske girmiyorlar. Herhalde bir 3K civarı para bırakacaklar. Snacks'te bir P250 almış kendine. Evet, T-Side'de iyi başlangıç. Bu kez Sangal'dan geldi Nükün'ün aksine. Niye 5'i önce bulan taraf T takımı olacak gibi. Kyler yakın. Flash pick ama Kyler onu cross'u oradaydı zaten. Sıka sıka kaçmaya devam ediyor. Bu erken kötü bir durum oldu bizim için. Hiçbir hasar vermeden silah verdik. Tabi armorları da var. Light da olsa. Bu arada Innocent kaçıyor. Kaçtığı için şanslı. Oradan güzel bir chatla beraber smoke arkası K'yi yakalandı. Hala B'de iki oyuncu var. Bu bait'i bakalım yiyecek miyiz? Paza takas. Kyler hala orada. Elinde keleş var Sensei'den. Güzel bir cevap geldi. Yakın mesafe zor bir vuruş. Evet, Snacks geldi. Larbir'den şöyle bir bakacak. Kimse kafayı göstermiyor tabii. Bizde round'u almak kadar biraz silah kaçırmak da önemli. Ekonomiyi çok toparlayamadık çünkü. Yani şu an maç 5-1 olacak ama yani neredeyse bir roundda ekoya düşme riskimiz var. Oyuncu kaybetmeye devam ediyoruz biraz. Zaten onlar da exit bekliyorlar. Hatta Snacks short'tan gelip deneyebilir gibi. Neyse ki yakalayamadı kimse. Evet, 3 silah koruyacağız. 3 oyuncu yaşayacak. Böylece 5-1 T-Side'da oldukça iyi bir skor.
Evet, Snakes'te AP var. Maç başından beri. Bakalım ilk defa bir AP ekonomisiyle neler yapacak. AP tercihini bir şeye çevirebilecek mi göreceğiz. Özellikle Nup'te fena değildi CT side'deyken. Bu arada Sensei inanılmaz hızlı geldi çıktı ve Snakes'in cross'undan vurdu. Snakes bu kadar hızlı beklemiyordu tabi. Immortal tahtada ki şimdi oraya pazarda gezer gibi gelince Sensei bu arada adam bir kill daha çıkarmış. Innocent smoke arkası. Sensei'yi uzuna sızdı yalnız. Innocent'ı beklemeyi bilirler. Engin evde arkalanmış durumda. Yani bir anda round 2 vs 2'ye geldi. B'de hala Mineo var. Uf. Mineo yakalandı. Son kalan Innocent. Ve artık o çok daha erken bitmesi gereken belki round. Aldığımız 3 kill vardı başlangıçta. 2 Sensei, 1 Immor. Sonrasında en azından alınabilir bir hale geldi artık. Zaten Innocent'a da gelmeyeceğini söyleyebiliriz herhalde. Kereç koruyacaktır. 6-1. T-Side'de çok iyi başlangıç. Devam ediyor. İyi bir seri yakalandı. Innocent bahane doğru yaklaşıyor. Herhalde bir exit beklentisinde. Dediğim gibi zaten ekonomimiz çok bizim böyle sağlam bitmediği için onlar da yani ne olursa olsun belki yakalarız, biraz daha silah düşürürüz diye her round deniyor. 6-1. T-Side çok iyi başlangıç. Anonimo haritanın hiçbir bölgesinde oyuna giremedi savunma anlamında. Ne maçın başından beri bananayı alabiliyorlar. Ne A tarafındaki savunma agresif veya pasif iş yaptı. O yüzden şu an çok rahat hücum ediyoruz. Zaten büyük ihtimalle onlardan da herhalde bir mola gelmiştir diye tahmin ediyorum. ESA'da göremiyoruz tabi. Şimdi o Kedish'in yanına bir MP9 çekildi. 3 tane tabanca var. Oo, kez bananada biraz daha agresif fernetleri kullandılar. Yakın mesafe Immor geldi ama hiç beklemiyor sandbox'ı. Şimdi bir de flash peek alacak. O, biz de flash peek attık. Meğer kendini iyi sakladı flashlardan. Böylece kör olmadan rampadan entrisini almış oluyor. Mid'den yine bir push var ve yine yakaladı. Yani Anonimo ortada çok yakalandı şimdiye kadar maç başı. Bu da Sangal'ın açıkçası killerinin çoğunu erkenden almasını sağladı. Round başlamadan veya round başlarında. Şimdi dönüyor galiba A tarafında oyun. Özellikle Engin'in CT'ye sızmasından sonra A'nın boş olduğu infosu geldi zaten. Biraz site taraflarına dikkatli şekilde giderek B'deki siteyi fark edeceğiz. Böylece A'ya plant gelecek. 7-1 artık skor. Bunu söyleyebiliriz. Tabi B'deki o kereşi düşürmek de çok işe yarayabilir. Şimdi Mayer geldi, ikili aldı. K'de yakın mesafe. Onu da vuruyor Mayer. Siyata saklayamadılar. Böylece hiç rakibi oyuna sokmadığımız bir ilk yer olmaya devam ediyor. Immor'a bir nade. Ciddi bir hasar yok. Bu diğer netten Immor yine yırttı diyelim ama bir flash peek, fakat artık bu kez o flash peek'i yemediler. Maya şimdi bir daha flash peek aldı. Takas Mineo'dan geliyor. Tabi bizim için daha iyi olmadı bu. Maya ile Immor'un aslında yakınlık seviyesi biraz uzak olduğu için onlar gelip en azından yavaş yavaş takasları aldılar. Sensei'yi... Sensei inanılmaz timing oldu ama o da tabii çok rahat açıldığı için
Innocent'ın B savunması etkili olmaya devam ediyor. Üçüncü kill'ini de aldı çok rahat. Yani şu üç oyuncumuz birer omuz mesafesinde o B'ye girse Innocent en azından en fazla bir vurup ölebilirdi. Böylece 3 oyuncuyu yakaladı. AP'yi de yerden aldı. Yani skor 7-2 ama açıkçası Anonymous'un en azından oyuna girdiği bir round oldu bu. Çok böyle ucu ucuna alınan bir şans roundu olmadı. Onlar adına. Şimdi bir buy round, üst üste 2 round vermememiz lazım burada. Sensei çok hızlı geldi. Bu kez CT'den değil, kısa tarafından o pick'i almak istemiş. Bu tarafta birbirini yokladı. Bir risk aldı Anonimo. I4 diyecek. B tarafına sadece Mineo'yu bıraktılar ki Mineo'nun şu an hiçbir utility'si kalmadı bu arada. Yani savunmayı biraz daha destekleyecek, rakibi yavaşlatacak hiçbir şey yok. Bakalım biz B'deki bu zayıflığı görebilecek miyiz ama ortaya gidiyor gibiyiz. Flash pick gelecek, aman fotoğrafı çekti Key'i. Bir de Molly bıraktı üzerine. Orada bir info sıkıntısı. Molly'nin hemen üzerine smoke attılar. Şimdi B tarafındaki boşluğu sanırım fark ediyor gibiyiz ama Snakes de geldi bir yandan yardıma. Meyer şöyle bir Ruins tarafına baktı. İlk kutu üzerine zıçrayabilir ama Mineo AFK'ymış. Kapı çaldı. Meyer için çok kolay entry. Snakes Prefire denedi. Sen daha denedi, kendi yedi bu kez AP mermisini. Sensei'den. Of, tamamdır. Onu öyle yapalım. 4v3. Sensei'nin iyi box'ta o infoyu aldılar. Şimdi retake başlayacak. Snakes'ten bir kill daha. Biraz yavaş kaldılar yalnız. Eğer zaman kazandırabilirsek, kazandıramadık. Sonucunda bana doldu. Görüldü ve Snakes çözecek. Snakes'in vuruşunun hakkını verelim. Ama üst üste 2 round vermek iyi olmadı. Paramız olsa bile dediğim gibi Anonymo biraz daha oyuna girdi gibi. Yine bağını kontrol için Imor geliyor. Oo, güzel bir nade dedi bu kez. Önceki roundlara nazaran. O da kendi de bir nade kullandı kemer tarafında. Snakes'in kafasında patlamış. Snakes hala orada. Darbe açıdan bakıyor. Flash pick geldi. Snakes kör oldu. Snakes hemen geri kaçmaya çalışacak. Şimdi aynı yere Key geldi. Yalnız of, Imor'un canı çok az. Of, neyse ki lokum olmadı. Yani geri doğru kaçarken 16'dan 11'e kadar düştü canı. Orada bir Bogdan kuralı. Hemen AP Imora geldi. Snakes CT side'da. Side'da Key savunması. Key'i Small'u bekletiyor. Snakes büyük ihtimalle atış ettiği anda CT side'dan Key'i Small'u bırakacak B'ye. B utility'ler gelmeye başladı. Netler geliyor. K'ye kör ama bir açılı duruyor oradan. Arkasından geçmeye çalışabilir. İlk oyuncuyu yakaladı. Biz onu yakalayamadık. Smoke'lardan bir kill de aldı K'yi. Yerden keleş de aldı. Dans etmeye devam ediyor Smoke'da. Bulamıyoruz. Hop bir kill daha. Biri artık şu çocuğu vursun. Mayer vurdu ama round gitti. Snakes'ten bir wallbang headshot kafasından. İmol için de save vakti. Skor 7-4'e doğru gidiyor. Artık Echo'ya gideceğiz. Plant de gelmedi. Anonymous'un serisi. Nuke'e benzer bir şekilde bu kez biz 5 olduktan sonra değil. Düzeltiyorum.
Dük'ün başı gibi. Çünkü onlar Cityside'de bir seriye başladılar. Biz öne geçtikten sonra farklı şekilde toparlıyor gibiler. Üst üste roundlar gelmeye devam ediyor 7-1'den sonra. Ve şimdi bir eko zamanı olacak bizim için de. 3 tane keleş bir AWP'de Anonymous'un savunmasında artık var. Evet, Moğol'un geçmesini beklerim. Şu killere bakalım. Biz de Mayer'in bağlanmasını bekleyeceğiz bu arada. Daha çift tane çıkan kimse yok. Mayer de çıkmamıştı diye hatırlıyorum. Sensei şu an 9 kilde. Engin de 8 kilde. Bu arada Ed40 5 TL göndermiş. Teşekkür ediyorum. Yayınlar demişsin. Hoş geldin sen de dostum. Çok sağ ol. Karboksilik Asist 4. ay. Deason 2x'de aramıza katılmış. Hoş geldin. Karamans aramıza katılmış. Hoş geldin. Alican aramıza katılmış. Hoş geldin. Uçan kaçan 34. ay. Kaldı 2 ay. Hoş geldin uçan kaçan. Evet. Pas katıldı ama Mayer'den haber yok. Hemen Twitter'a bakılsın. Yani de oradan bilgilendirme atıyor. Ben bu arada bir probist daha gömeyim. Evet. TRT CS'ye bitti diyenler neden hala izliyor? Kardeşim şu sorudan nasıl bir cevap bekledin chatten yazma konusunda? Yani nasıl bir cevap gelebilirdi ve hani abi gerçekten çok güzel cevap verdi. Helal olsun o çocuğa diyebileceğin nasıl bir soru cümlesi bu? Bu arada pazı da kaybettik.
Yavaş yavaş dostlar ayrılıyordu masadan birer birer. Acaba Paz'ın net gitti de mobilden mi bağlanıyor bu ping? Doğrusu böyle değildi maç içerisinde. Abi los var diyelim. Anonima keri zaten kabul eder. Keremcim. Bu 200 IQ'nu hayatındaki diğer alanlarda kullanmanı isterim. Ama tam yerinde güzel bir şaka yaptın. Tebrik ediyorum. Tab'a basıyorum. Çekiyorum. Basıyorum. Çekiyorum. Basıyorum, çekiyorum. Basıyorum, çekiyorum. Tamamdır. Mayer geldi. Puzzle tutamıyoruz şu an server'da. De yanlış görmüyorsam timeout'lu. Yani internete düşüyor gibi görünüyor ama acaba orada sürekli modem mi restliyor? Modem restliyor olabilir belki sürekli. Zeze bu attığın donation'ı okuyacağım yayında ya. Ben şu an maçtayken şey yapmayayım. Teşekkür ediyorum. Donation için bu arada. Çok sağ ol. Evet, Paz düzelmiş galiba. Şu an 45 MS'i görüyorum. Aslında ping o MS değil. Düzeltelim. MS'i iyi. Biraz daha farklıdır ondan. Biraz daha yüksek olacaktır. Bir 50-55 arası. Evet. Döndük galiba. Aynen. Yarı sayım tekrar başladı. Bizimkilerde yaşanan bir internet sıkıntısı diye. Tacip edelim. Paz. Bizde misin? Bizde gibi görünüyor. Evet. Biraz oyun soğudu. Biraz Kerrigan pause gibi oldu ama umarım bari sonucunu çeviririz en azından. Immortal AP vardı önceki round'dan. Saklanan. Diğer oyuncular Deagle'larla oynayacaklar. Ama bu arada Banana savunmasını agresif almış ilk defa. Yani 11 round'tur. Belki de ilk defa Banana'yı aktif alabildiler. Bizim de Ekko'ya düşmemiz de bile zaten.
Şimdi oradan Snakes kırdım. Bu iyiydi. Snakes hazır değildi pozisyona ve AP düelini kazandı. Şimdi Mayer yerden ikinci AP'yi aldı. Hemen backup geldi. Mineo bir flash bıraktı. Yakın mesafe 2 AP pikliyoruz. Yani buraya daha iyi pikleyebilirdik sanki. Şimdi Sensei'yi aldı. 2 AP bir daha pikliyoruz. Bir daha pik. Yetmez. Bir daha pik. Sanki şu 2 AP'yi... Daha iyi pikleyebilirdim sanki ya. Neyse. Fırsatlı diyelim. Kaçtı elimizden. 7-5. Alunimo'nun City Side'daki serisi devam ediyor. Artık maç ortak oldular diyebiliriz. Şimdi 3B savunması yapacaklar. 3B'den pik geliyor. Imor yakın. Çıktı oradan. İlk oyuncu yakalayabilir mi? Hayır. Mineo'la fight'e girmiş. Double Nate mi geldi? Neyse ki double niyet gelmemiş. Şimdi Molotov, Mayer. Evet. Yani. Burada açıkçası. Balana'yı agresif almaları biraz açıkçası son alanına gelmeye başladı bizde son birkaç round'dur. Kylero Engin yakaladı. Bir kısaya Nate daha. Sensei 23 can. Paz 86. Paz'ın yeri belli olmuş. Paz bir kill aldı. Paz'dan çok güzel ikinci vuruş. Sensei de vurdu bir anda. 2vs5 dönüyor mu? A'daki 3 oyuncu neredeyse hasar bile veremediler. Paz biraz gıdıklanmış o kadar. Şimdi Paz mid'den gelen ilk oyuncu sesini duydu. Oraya doğru bir prefire gidecek mi? Gelmedi. Paz toparladı. Round 3. kill. Snakes bu arada oyundan çıkmış. Sensei yine de gayet safe ve güzel bir headshot. Böylece 8'i ilk yarıyı önde kapatmayı garantiliyoruz. Snakes'in tekrar bağlanmasını bekleyeceğiz. Evet, tekrar Snakes'in bağlanmasını bekleyeceğiz. Biraz uzadı artık. Ben de bir yana chat'e bakıyorum acaba. Bu kısmı nasıl değerlendiririz diye, değil mi? Ama aramızda tabii ki de bir... Biraz zaman farkı olduğu için. Snakes de zaten bu arada bağlandı. 8-5. İlk yarı 10'a 5 mi bitecek? Bir ihtimal. Gerçi ekonomileri iyi. Buy round yapacaklar ama bizim için de kritik bir round. Eko'ya düşeriz bu round'ı verirsek. Plant de gelmezse. Evet, tekrar başlıyoruz. Kylero'da bir FAMAS var. 3 tane M4, bir tane AWP ile oynamaya devam edeceğiz.
geçecekler. Şimdi B tarafına hızlı geldik. Orada sadece tek oyuncu var ve Key'i Acı Bekir lokumuyla uğurlandı. O sandbox'ın artık arkasına sonunda bir nade attık. Ve Mineo da o Molly'nin daha derin gittiğini düşünmüş. Yine smoke gelmeden çıktık. Engin kolay bir kill vermiş oldu böylece. Hemen Ruiz tarafına bir Molotov daha. Snakes çıkıyor. Snakes risk aldı. Snakes'ten güzel bir satış. Molotov'un üzerinden piklemeye çalışmak. Ve Kinder ve Innocent geriye çekilecekler. 4vs2'de silahları korumak ve ilk yarın son rounduna saklamak. Tek hamleleri. 9'u buluyoruz. Burada 10'a kadar da gidebiliriz gibi. T-side çok iyi geçiyor. Ama dediğim gibi zaten maçın başında T-side'ımızın bizim sevdiğimiz kısım olduğunu söyleyelim bu turnuva için. Bu harita için düzelteyim. Evet, Kaidero bir M4 alacaktır. Famosu dropladı bir takım arkadaşına ya da... Evet, Famosu dropladı. Yine yarım gibi bir aslında Byrant göreceğiz. Bir MP9 çıktı. Bakalım K'de ne var? Onda da bir MP9 vardır diye tahmin ediyorum. Famas varmış. 2 Famas, bir MP9. Rakiplere karşı ciddi bir silah üstünlüğümüz var. Biraz kaosa girmeden kullanmak lazım bunları. 2B geldiler. Agresif bağına yapmayacaklar. Mor kendi flash'ına pikledi. Şimdi kemere doğru nade'ini hazırladı. Sensei yine gelmiş. Flash pick şanslı. Çünkü uzundaki oyuncuya sıkacaktı. Cross'una Snakes çıktı. Şimdi bir mol daha geliyor. Üstünden çıkacağız. Çıktık. Entry'yi de aldık ama Caldero maalesef. O Molotov'un yavaşlatmasıyla beraber takasları aldı. 3vs3. Uzun smoke'u. Şimdi Sensei'yi arkadan şüphelendi ve Caldero onu dinklemesine rağmen kill geliyor. Son kalan Mineo site'e kadar geldi. Sensei uçanı kaçanı 3 kill ile kapattı roundu. 10'a 5. Açıkçası T-Site'de alınan 10 skor çok iyi rakam. Hatta o verdiğimiz birkaç round var hatırlıyorsanız. Biraz böyle dikkatsizlik diyebileceğimiz roundlar. Yani daha da fazla olabilirdi. Ama tek bir yarının yeteceği bir harita değil Inferno. Maçın başında da söylemiştim. O yüzden CT'ye iyi başlamak, hatta olabiliyorsa ilk round olarak başlamak lazım. Çünkü Anonymous geri dönebilecek bir takım. Zaten benzerini yaptılar. Nükte 9-6'dan geri döndüler. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Sorunsuz bir ikinci yere oynamak. Üçüncü haritaya götürür bizi. Üçüncü harita Ancient bu arada. Yani merakla bekliyorum ya. Bugün MDL'e ESL Premier'e eklendi. Ve ilk maçtan neredeyse bir görme şansımız olacak. Bakalım. Evet, bekleyelim bakalım. Restartları. Maçın tekrarları YouTube'da olacak arkadaşlar. Özellikle Sensei'in T-Side'de çok iyi oynadığını söylemek lazım. Bir AP olarak Inferno çok kolay bir T haritası değil. Çok yüzdeli takasları, yeri geldiğinde entry'si. Yani iki tane mid'den aldığı entry var mesela, hatırlayalım. Bir tanesini verdik gerçi ama ben bireysel olarak konuşmak istiyorum. Hatta iki kere Snakes vurdu. Evet, bir tane uzundan AP'sine çıkıp vurmuştu hatırlıyorsanız round başı hemen. Bir tane de yine az önce yakında açı yapmışlardı. Kör olmasına rağmen iyi bir timing yapmıştı.
Evet, tekrar pazın bağlanmasını bekleyeceğiz bakalım. İnşallah uzun bir sorun yoktur. Tekrar bağlanıyor. Bir pinge bakacağız. Yine bir 90'lar görüyorum ama. Evet, 100 ping var. Böyle başlamayacaktır pas. Bilmiyorum, sıkıntını çok da şu anlayamadım ama yani bir 45 bir 100 ping. Sürekli modem resti olabilir belki bu arada veya mobilden giriyorsa, girmek zorunda kaldıysa diyelim, belki de sürekli o mobildeki dengesizlikten de sorun yaşıyor olabilir. Hadi babacığım. Şu an biz öndeyiz. Soğuması onlara yarıyor. Güzel bir soru gelmiş. Ancient'taki bölümleri, yerleri biliyor musun diye. Yani birkaç kere oynadım zaten. Maçta seyrettim. Şu an tabi belli başlı şeyler var. İşte klasik biliyorsunuz, hani main girişi falan gibi yerler. Rampa vesaire. Ama yavaş yavaş oynandıkça hem turnuvalarda hem de işte FBI gibi yerlerde falan bir jargonu oturacaktır. Yani şu an Ancient'taki temel yerler biliniyor. Öyle söyleyebilirim. Ben genel olarak bu arada map hiç sevmiyorum. Haberiniz olsun. Yani şöyle baktığımda kompetitif bir map gibi gelmedi bana genel olarak. Girişler falan çok dar mesela A tarafına. Yani A tarafına giriş şu an tüm belki de haritaları düşündüğümüzde en dar olan B main'den bile girişten zor. A main tarafının girişi. Mirage'daki B apartmanı düşünün. Oradan falan daha da zor. Çünkü atlayacak mı atlayacak bir penceresi falan da yok. Ya yani imdat atabileceğin. Snakes'in rozetleri. Evet, güzel bir detay dikkatinizi çekmiş. Snakes'in rozeti şu 2014'te Major şampiyonluğu olan rozeti. Zaten ondan sonra Virtus.pro gördüğünüz gibi yarı final. Final. Hiç öyle bir kupa gelmedi. Doğru düzgün. Zaten hatırlarsınız Virtus.pro'nun o hani ortalığı yıktığı dönemde 2014-2015 civarlarıyla beraberdi. Sonra yavaş yavaş. Yani şuradan başlayalım isterseniz. Şöyle bir çeyrek final. ESL Köln. Şurada bir DreamHack 2014'te yarı final. Burada bir yarı final yine ESL Van Katowice 2015. Yani yürüyen tecrübe gördüğünüz gibi. Tecrübe de demeyeyim sadece. Yani yürüyen tarih. ESL Van Köln'de yine bir yarım 2015'te. Burada bir çeyrek Napoca'da. Sonra burada bir Amerika'da çeyrek 2016. Burada bir Almanya'da yine yarı 2016. İyilik 2017 final. PGL yarı final 2017. Burada da tabii ki de gurur duyacağı en büyük başarısı da Major şampiyonluğu. Snakes'le ilgili en büyük hayal kırıklığım açıkçası Mouse Pass'ı transferiyle beraber olmuştu. O dönemler hatırlayın.
Polonya'daki Virtus Pro biraz dağılma dönemine girdiğinde Snacks'in, daha doğrusu dağılma dönemi demeyeyim de formsuzluk dönemine girdiğinde Snacks'in yani bir takıma gidip mükemmel işler yapması bekleniyordu ama Snacks Mousesports'a gittiği anda maalesef LAN game'de falan böyle yani el titreyen bir haldeydi. Benim en büyük hayal kırıklığım orada yaşandı. Yani demek ki aslında yetenekli bir oyuncu tabii ki. Onun tecrübeli bir oyuncu. Olay onda değil. Yani alışkanlık konusunda böyle başka bir ülkede, başka bir takımda belki de oynamak hiç onun yapabileceği bir şey değilmiş. Zaten ondan sonra da tekrar ülkesinde hani nispeten daha düşük level takımlarda oynadı, oynamaya devam ediyor. Maç ortasında değişiklik yapılabiliyor. Eğer 6. oyuncu olarak Logic Man'i yazdırdılarsa. Tabii ki yazdırmışlardır diye tahmin ediyorum. Yani bu durumda biliyorsunuz bazen koşta falan devam ediyorlar mesela. Diğer takımlar eğer 6. oyuncuları yoksa. Sangal 6. oyuncu olarak yazdırmıştır diye tahmin ediyorum. Böyle bir ortamda Logic gelebilir herhalde mantıken. Orada ekrana hiç bakmıyorum. Chat'e bakıyorum genelde. Ekranda öyle komik bir şey oluyorsa. Haberiniz olsun. Ha oluyor galiba. Dur dur. Bir şeyler oluyor. Bakalım. Puzzle. Evet, 45 pinkleri görmüşüz tekrardan. Şimdi ikinci yarı başlangıç çok kritik olacak. Dediğim gibi Nük'te bir comeback yiyerek aslında ikinci yarıya başlamıştık. Sonra durduramamıştık oyunu. Tabi burada biraz daha farklı. Inferno CT'si. Mayer, Boydo'dan infoyu aldı. Ama bir iki oyuncu gördü. Çok ciddi bir info yok. Hani A'ya bir rush geliyor demeyecektir. Mynio'da iki flash bir smoke var. Bu aslında biraz B bitirme olabilir gibi. Tek smoke ve iki flash'a girmek. Bunu fake olarak mı kullanacaklar? Evet, Mynio B tarafına fake atıyor şu an. Smoke'unu hazırladı. Imor, Innocent çok yakın. Timing. Oo, yine onun yakalanması çok kötü oldu. Enter verdik. Backup gidecek doğal olarak tabii ki de. Şimdi Innocent yakın mesafe. Engin boost'a beklemeyebilir. Engin güzel bir hasar. Innocent kaçmaya çalışıyor. Kaçamadı ama A tarafındaki savunmamız ikiledi. Ve arası da açıldı. Sensei'yi graveyard'da saklanıyor. Kaldero atladı. Sensei saklanmaya devam. Ayakları göründü yalnız. Saklanamamış tam. O kill'i almak istiyorlar. Aldılar. Paz geldi backup'tan. Paz'dan güzel bir headshot. Paz! Mynio kaldı 1'e 2. Şimdi önce bombayı alması gerekecek. Tabii bir yandan info da almaya çalışıyor. Site'de biri var mı yok mu? Bundan bir haber. Biz bu arada oyunu çevirdik. Onun beklenmeyen yerden yakalamaya çalışacağız. Bomba hala pitte. Oh, Mynio yakın mesafe. Dikkat etmemiz lazım. Glock. Headshotlar sıkıntı o mesafeden. Neyse ki pik aldı. O pik alınca da bir kez cross koyarak çıktığımız için o 2'ye 1'i kaybetmedik. Skor oldu 11-5.
Şimdi anonimodan bir force gelmedi tabii ki. Plant da gelmediği için 5 tane glock. Buradan sorunsuz, hatta bolca SMG'nin kiraladığı bir round kapatırsak iyi bir ekonomi toparlarız city site için. Mine'yo bacaktan bacaktan glocklar. Sensei scout'la beraber uzunda. Engin evden Kaydero'yu yakaladı. Çok da kritik bir tavuk var tabi orada. Yeni güncellemeyle biliyorsunuz inanılmaz bir seviyeye geldi tavuk kalitesi. Bu bayağı saraldı bu arada. Dikkat etmek lazım. Evet, K'yi yakalamışım or. Bir kill daha geliyor. Canı az. Daha fazla piklememesi lazım artık. Innocent headshot. Yani orada alacak tabi MP9 killleri töler edebiliyor belki ama ne olursa olsun onun düşmemesi daha değerli olabilirdi. Şimdi 12-5. Ufak çaplı bir anonimo için maç puanı. Silahlar tabii ki çok daha iyi onlarda. Kereş armalar için. Şimdi B tarafında biraz agresif oynama çabası var mı diye bakıyorum. Imor duvar arkasında utility'leri kullandı. Key bu arada tatlı tarafına doğru geçiyor. Böyle doğru bir nade derin. Nade. Oo, bu arada göründü Imor'un yeri. Ve görünür görünmez Key'i olduğu pozisyona doğru smoke içerisine taradı. B'den bir flash pick. Sensei'ye bağlanan kontrolün alınmasını sağladı. Tabii Imor kaybedildikten sonra biraz rotasyon gerekecek gibi sanki. Smoke'dan bir takas. Yine çok fena sayılmaz ama saat kontrolünü kaybedildi artık. Yavaş yavaş Mayer geliyor. Mayer güzel bir deneme. Ciddi hasar verdi ama artık Smoke'dan sonra infosu yok. Ve save'e doğru gitmek. Doğru bir karar olabilir artık. En azından armorlar var. 2 tane M4 var. Böylece Anonimo T-Site'da ilk silah roundunu alıyor. Evet, çıkan giren oyuncular yüzünden biraz skorlar dağınık ama maçı toparlayacaktır. Böylece 6. roundu. Ekonomimiz var. Engin zaten kendine çekebilir. Sensei'de bir tane M4 droplayabilir. Bir tane pause geldi. Pause'ın yine pingi çıktı. Yine üst ping. Tabi bu sürekli olduğu noktada Anonimo bir süre sonra durumdan rahatsız olabilir. Adminler de olabilir gibi. Tabi sınırı nedir bilmiyorum yani. Teknik molaların da genelde bir sınırı oluyor. Örnek veriyorum. İşte toplam 5 dakika falan gibi. Tüm harita içerisinde. Şimdi Paz'ın tekrar herhalde çıkıp bağlanmasını bekleyeceğiz ama bir süre sonra böyle oynamak zorunda kalabilir eğer tamamen çözemezse.
Evet, sensi el ısıtmaya devam ediyor. Bekliyoruz. Yine bir Sangal maçı, bir ESEA maçı ve bugün işte sabaha kadar sürecek herhalde yine. Daha hiç şöyle maçların takır takır bittiğini görmedik. Bir şekilde bir yerde mutlaka bir sorun çıkıyor. Arda bu arada aramıza katılmış Prime'le. Arda çok teşekkür ediyorum bu sunum desteğin için. Aramıza hoş geldin. Hızı kaybettik.
Onur Bulatoğlu ve Red Devil aramıza katılmış arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Zyron 6. ayını kutlamışsın. Yeniden Seha abi uzun bir aradan sonra demişsin. Zyron hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ben bir vazon gidip geleyim. Geliyorum arkadaşlar. Evet. Aç kaldık. Falan yemeğimizin yarısı da yenmiş. Paz geldi mi? Geldi, fake mi atıyor acaba? Düşüyor galiba. Ay hadi inş. Evet başlıyor gibiyiz. Rakip mi uyudu acaba şu an? Aa başlıyor. Ha? Restart geldi. Ha, okey. Remake atıyor. Remake atmıyorlar. Round'u remake atıyorlar. 6 kişi oynamayalım tabii biz. Evet tekrar herkesin paraları, silahları alındı. Round tekrar baştan başlıyor. 12-6. Alındı internetin bir daha bozulmamasını dileyelim artık.
Paz base'de. Paz base'de kaldı. Evet. B'ye mi gidecek backup'a diye anlamaya çalışıyorum ama yok, tekrar A'ya doğru geldi. En azından ping sorunu yok. Ona baktım. Evet, Bağ'ın savunmasını agresif yaptı bu kez Sangal. Bağ'ın da kontrolünü aldı. Immor'la beraber Mayer. Güzel bir deneme smoke arkası. Bayağı ciddi bir hasar verdi Mineo'ya. Tabi silah tarafı hala biraz daha iri Anonimo'da ama T-side'e yeni açıkçası alışıyorlar tabi seri verdikten sonra. Bakalım bizim savunmayı ne kadar çökebilecekler, çözebilecekler. Long smoke geldi Kaylera'dan. Çok yavaş oynayacak Anonimo burayı. Utility bayağı var zaten. Hani fake bile oynayabilirler. Biz alt tarafındaki savunmayı biraz derin yapıyoruz. Sensiyeler birden oynayacak. Diğer iki oyuncumuz pitte. O yüzden utility'leri iyi kullanırlarsa savunmamız biraz geride kalabilir. Bana pik aldılar. Mayer gir çık yapıyor. Immor baitlemeye çalışacak ama hiç utility kalmadı bu arada. Mayer kendini baitledi. Immor çıktığı anda ya da Immor mermi yediği anda Mayer yardım edecek. Immor kendi çıktı. Uf. Kaydero'dan güzel bir spray transfer. Tabii B tarafındaki iki oyuncumuzda hiçbir şey kalmadığı için artık erken bağına kontrolü sonrası kaybettik orayı. Bu arada güzel bir vuruş ama Kaydero'dan o mesafe hareketli spray. Bir headshot daha. Ve böylece Anonimo 7. roundunu alacak gibi. Zaten City Side'da Snakes var. Paz retake'i deneyecek mi? Nibax'a bir niyet attı. Orada erken bir kill gelseydi. Oo, Nate'den örnek veriyorum. Denebilirdi. Ama 3'e 2 tutmuş bir site var zaten. Ve bizim de paramız bitecek. Evet, kaçtık. T-site'da. Jame time. Paz yere bakıyor. Korkutuyor beni. Paz oyuna bir türlü odaklanamadı ya. Herhalde bu sorun neyse bilmiyorum. Sizin gibi internetimi kapıyor, açıyor. İnternet mi değiştiriyor sürekli işte. Mobilden wireless'a, oradan tekrar mobile vesaire neyse. Evet, ping sorunu yok gibi. İki silah. Immor bir scout almış son saniye. Bakalım pik alacak mı bir yerden. Geldi mi de bir body shot. K'yi 30 bıraktı. Buraya bir flip denedim bilmiyorum. Hemen second mid'de bir oyuncu daha görmüştü çünkü boiler'dan. B'de iki oyuncu var. Oo, mid'de Immor. Çok açıkta. İki silahlı oyuncu. A tarafında kısa da bir boost. Engin birkaç mermi yedi. Mayer o scout olacak. B tarafında sadece USB'li sensei var. Bunu fark ederlerse, ki fark etmeye yakınlar, B'ye girebilirler ama yok, biz de risk alıp B'ye çeviriyoruz oyunu. Evet, bunu zaman zaman deniyor takım. Hani risk alacak şu an. Bir B stack yapabilir. Ama hayır, tekrar vazgeçti. 3 oyuncu A'ya doğru geliyor. Tabii Anonymous hiçbir şey göstermiyor şu an nereye gideceğine dair. O yüzden biz de sürekli koşuyoruz CT side'da bir sağa bir sola. Snaps'ten köşeye bir Nate. B'ye çevirecekler ve B tarafında zaten Mineo Sensei'yi de yakaladı. B'nin bomboş olduğunu söyleyecek. Evet, tek smoke giriyoruz. Giriyorlar ve iki tane rifle, bir tane de Mayer'in düşen Immor Scout'u var. Save gelecektir. Özellikle Engin ve Paz'ın o iki silahı koruması lazım zaten. Bayram için. Sensei'yi kendine AP alır bir sonraki round. Kimse bir şey droplamadan. Paz da Immor'a bir M4 droplayabilir. Bir Mayer'in de yine M4 armor yapacak bir ekonomisi olacak bir sonraki round ama Anonimo böylece 8'i buluyor. Yani T-Side'da şu an ne oynadılar? Böyle çok iyi pek bir şey oynamadılar. Özellikle Banana tarafında çok fazla kontrol altına alma çabaları oldu. Geç olsa ya da erken olsa fark etmez. Oraya biraz işlemeye çalıştılar. Evet, en azından kaçan 3 oyuncumuz 3 silah kaçırdı. O scout yerine bir silah pardon, bir silah daha kaçırıyoruz. 2 tane keliş bir M4 savunmada gayet iyi. Sensei RP'sini aldı. Şimdi comeback'i engellemek için kritik bir round bu. Eğer burada da
Duramazsak sağlam. Zaten para yok. Biraz sorunlu birkaç round daha geçirebiliriz. Animo'da döndük beyler moduna girebilir. O yüzden önemli bir round bu. Sensei mi de geldi. Açıldı. Top midden yakaladı Snax'i. Geri kaçıyor. Güzel bir hareket. Snax hiç beklemiyordu. Bu arada Innocent'la beraber Kay'i de bana tarafında neredeyse yok olmuş. Biz bize bakarken. B oyuncu B'ye 4 oyuncu birden geldi. Anonimo. City Side'da Mor, site içerisinde Mayer var. Nate'leri kullanmaya başlayacaklar. Nivax'ın üzerinde galiba Mayer. Boost'ta yanlış görmüyorsam bu Reinz muydu? Innocent'tan. B'yi üçledik. Pulse flash tutuyor. Tam execute gelirken Immor piklesin diye atacak. Attı pas. Immor erken çıktı biraz. Neyse ki ölmeden yakalandı. Bir tane daha flash geldi. Rendelemek üzere iki tane kill. Hiç fena değil Immor'dan. Site'da hala Mayer var ve Paz yardımı gayet iyi savunma. Of. Paz'ın ping çıktı orada. Gider ayak. Sensei de bir kafa açtı orada. Paz'ın yine ping çıktı bu arada. 90 pingde şu an. Sanırım dalgalı bir ping var. Normalde ping yükselmesi sadece biraz daha orada geç görmesini sağlardı. Dalgalı biraz bozuyor olabilir. Evet, saklayamayacak gibi midde Engin yakalıyor Innocent'ı. 4 silah birden toplayarak da bu round'u kazanmış oluyoruz. Böyle bir round lazımdı. Ha, şimdi son parasını harcıyor burada Anonimo. Kritik bir round olacak. B tarafında agresif değiliz. Sensei midden bakıyor. B'de bir flashback gelir mi? Mayer yakalayabilir. Yakaladı. İkinci kill de geldi Mayer'den. Çok kolay killer. Üçüncüyü de buldu Immor'un bombasıyla birlikte. Snax ve Kylero kaldı sadece. Snax çıktı. Şöyle bakacak ama artık orada ölen öldü. Kalan kaldı. Toparlaması zor Anonimo'nun. 14 geliyor Sangal'dan. Bir mucize çıkmazsa bu roundda artık. Bu da 3. haritaya doğru merakla beklediğiniz, hepimizin abi bu harita ne yeni mi çıktı diyeceğiniz Ancient haritası için artık bayağı uygun bir ortam var. Kör. Snax aman. Yani Immor kördü. Bir anda iki kill birden gelebilirdi. Şimdi Kylero aldı ama 1'e 3. Oradan iyi geçmiş Smoke'dan. Smoke biraz gapliydi. Trent alması önemli onlar adına. Ama Engin şöyle bir denedi. Daha fazla zorlamayabilir. Bu arada Kylero yalnız yer değiştirdi. İlk kutuya kadar geldi. 3'e 1. Yani round verirken silah kaybetmemek lazım fazla. Güzel bir Molotov gelecek. Onu duydu Kylero. Hemen sağa doğru çekildi. Yanıyorsun abi. Fuat abi gitti. 14-8. 3 oyuncu birden yaşayarak 2 kereş bir AWP'de sevlemek adına çok iyi haber. Fazla bu pikle devam edecek gibi görünüyor. En azından zaten map bitmeye yaklaştı. Belki de bilmiyorum. Teknik mola hakkı da dolmuş olabilir takımın. Sonuçta bunda dediğim gibi belli bir sınır var. Belki ona ilgili sorun da olabilir gibi. Mayer. Bana savunmasında yine chatta başladı. Demin 2 round gibi. Oraya bir flash daha. Çıkıp Kayn'i de yakalayabilir. Kayn'in canı çok az. Değilmiş. Ama güzel batısı vardı Mayer'in. Bayağı vurdu sandım ama iyi kaçmış oradan. Bir kez onlar flash pick attılar. Mayer orada. Ki yakalayacak mı? Evet. Ki yakaladı.
Sensei şimdi AP'de toparlamaya çalışabilir. Sıktı bir mermi. Orada bir silah değişikliği. Kane'in canı çok az. City Smoke gelecek. Mineo'dan. Paz ev savunmasında. Tekrar bir CT Smoke. Smoke'dan çıkmaya çalıştı. Timing yapmaya çalıştı. Mineo için kolay kill. Şimdi tek başına Paz kaldı. O da sanırım evin üzerinde hala. Saman arkası sanırım. Sesleri duyuyor. Yakın mesafe bakalım kaç kere alabilecek. Güzel bir timing yaptı. İlk kill aldı. Aşağı doğru kaçarken Sensei'ye gelmiş yardıma. Ve Kaidero'da ikinci kill alınca son artık immortal diyor. 14.9'a doğru gidiyor. Anladım o. Yani ekonomik durum aslında bu silah saklansa bir buy round daha gelir üzerine ama Immort bunu düşürürse çok emin değilim. Immort'dan güzel bir headshot. 1v1'e getirdi. Bu roundu istiyor belli. Innocent'ın yeri pek beklenmeyen bir yer. Çünkü side'den bir kill aldı. Biraz gözlerimiz kanadı ama. Innocent kill almış. Karşılıklı iki oyuncu da biraz zorlandılar. Şimdi ekonomi dediğim gibi Engin droplayabilir sanki ama. Evet. Immort AWP oynayacak. Evet, hayır. Silahlar karıştı. Fazla bir MP9 var. Snakes bu arada çok hızlı ortaya gelmiş. Bir silah alışverişi yaparken biraz default savunma yapmaya çalışacak şimdi Sangal 2B3A'da. A'ya çok yakın. Hatta hiç yapmadığı bir taktik yapacak Anonimo. Ev çıkacaklar ama bunun için bizim şu anki yerleşimimiz mükemmel. Yani 4A yapıyoruz. İki oyuncu kısa da, bir side'da bir de uzunda oyuncumuz var. Ortaya biraz yakın savunmamız var. Evden eğer atlarlarsa bile oynamayabiliriz. Ama kör oldu. Paz takas kendi Sensei'den hemen. Engin'in de yardımı var. Şimdi side içerisinde Mayer Sensei'yi vurmaya devam ediyor. Kullarını göremedik ama Mayer bitirdi. AP'ye dalacak yerden. Dediğim gibi evden çıkma için oyun kurduğunda Anonimo adına çok iyi bir savunma duruşumuz vardı. 4A ile beraber. Şu an Sensei 20 kill'de, Engin 18, Immort 17. Paz'ın kill sayısını hatırlamıyorum ama herhalde bir 15'e falan yakın olabilir diye düşünüyorum. Toplamda Snakes'inki de yine 10 civarıdır herhalde. Çıkıp giren oyuncular. Evet, şimdi 15 geldi. 15-9. Bakalım Ancient'ı görecek miyiz? Buradan bir yine pik var. Nor çıktı. Aldı agresifliği. Orada ele değiştiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi GoTV'nin golünü yemeyelim. Short'tan çıktı Snakes. Yakınları çekleyecek. Paz evde. Engin de graveyard'da. Şimdi Mayer geliyor ama bakalım oraya doğru bir smoke atacaklar mı? Orta kontrolünden sonra şimdi yavaş yavaş Key geliyor galiba. Orada kısadan biraz gösterdi Kaydır ama biz bu arada uzunu bıraktık ve uzun geliyor. Mayer mini pitin hemen önüne doğru bir flash bıraktı. Engin'den bir lokum gelmiş. Mayer kısaya da yardım ediyor bir yandan. Snakes'i de bulabilir. Buldu. Bir tarafında Innocent. Fakat bir şekilde 1v1. 45 saniye. Sensei'yi bu kadar hızlı beklemez. Ve Sensei kaçırmıyor bu clutch'ı. Çok hızlı gelmişti midden. Ve böylece 16-9'a doğru gidiyoruz. İkinci harita Inferno. Zangalın oldu. Böylece seri 1-1. Tabii yine biraz YouTube tarafı için yorum yapmak lazım. Şimdi haritanın T-side'ına başlamak Inferno zaten bir numaralı planı Sangal'ın. O yüzden
kendi haritasında T başlamak için son teşkil etmiyor. Ama bunu iyi süsleyebilmek için de iyi bir T side'ın sonuna CT oynamak lazım. Yani bunun devamında açıkçası T-side'deki iyi oyun ve 10 round çıkarılması büyük başarı. Sonrasında ikinci yarı zaman zaman özellikle Bana tarafında kontrol kaybedilse bile Alverler çok sorun değil karşılıklı olarak. Yani iki tane CT alıp bir tane T aldıktan sonra falan çok sorun olmuyor. Ve Anonimo da biraz T-side'i düz oynadı. Onu da söylemek lazım. Çok böyle ciddi bir şekilde hani akıl oyunları, farklı hareketler, inanılmaz bir Bana baskısı falan olmadı. Bizi pek zorlamadı. Özellikle açıkçası CT side'deyken. Zaten ilk yarıdaki 10'a 5'lik skor da yeterli dediğim gibi. City'deki Alverli roundlar çok kritik olmadan dengeli gittiği sürece fark korumaya devam ediyor.